Ben Tayfun Acıyan, Tarım Teknolojileri programıyla karşınızdayım. Sizlerle birlikte her hafta bu programda tarımsal alanda kullanılan makine ve ekipmanları inceliyor ve değerlendiriyoruz. Bu bölümde ise hayvancılık işletmelerinde kullanılan süt sağan makinelerini inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Hayvancılık sektöründe oldukça önemli bir makine, süt sağan makineleri. Hayvancılığa baktığımız zaman tarihi oldukça eski, çok uzun yıllardan beri insanlar hayvanları besin olarak kullanmakta ve bu hayvanların yetiştiriciliğini yapmakta. Çünkü hayvansal gıdalar insan beslenmesinde oldukça önemli bir yer tutuyor. Özellikle süt, insan hayatının her çağında ihtiyaç duyulan makro ve mikro besin elementlerini içeren çok önemli bir besin kaynağı. Tabii hayvancılık gelişiyor, teknolojiler de gelişiyor. Hayvancılığın tarihi çok eski olsa da hayvancılıkta kullanılan teknolojiler aslında bakarsanız son 100 yılda gelişme göstermiş durumda. Aslında o kadar geriye gitmeye de gerek yok. Bundan bir 40 yıl, 50 yıl öncesine bakarsak herkesin köyünde birçok kişinin evinin altında ahırlar bulunurdu. Ve bu ahırlarda 2 ya da 3 belki daha fazla herkesin ineği bulunurdu. Ve bu ineklerden elde edilen süt dağıtılırdı, satılırdı. Süt arabaları vardı hatırlarsanız. Bunlar vasıtasıyla buradan elde edilen sütler dağıtılırdı. Ancak tabii insan nüfusu artıyor, teknoloji gelişiyor ve dolayısıyla hayvancılık da gelişiyor. Hayvancılıkta kullanılan teknolojiler de gelişiyor. Baktığınız zaman ülkemizde şu anda hayvancılık işletmelerinde sağmal olarak bulunan sığır sayısı 5,5 milyondan fazla. Ve dolayısıyla artık elle sağım çok da mümkün gözükmüyor. Ve süt sağım makineleri çok yoğun bir şekilde hayvancılık işletmelerinde kullanılmakta. Sizlerle birlikte bu programda da bir süt sağım makinesini inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bizleri Bereket Televizyonu ekranlarından takip ettiğiniz gibi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız. Hemen ekranın sağ alt köşesinde Facebook ve Instagram'da Tarım Teknolojileri TV kullanıcı adımızla bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve bu haftaki Tarım Teknolojileri programının konusu olan süt sağan makineleri incelemeye başlayalım. Tarım Teknolojileri başlıyor. Evet, bu haftaki Tarım Teknolojileri programının konusu süt sağan makineleri. Sizlerle birlikte bu hafta süt sağan makinelerini inceleyeceğiz. Bu ürünün bir üreticisi var. Bu ürünün sahibi Emirsan. Sizlere firma hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum ama aslında bu bilgiyi direkt firmanın fabrikasına gidip orada öğrenmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla fabrikaya gidelim. Hem firmanın geçmişi hakkında, tarihi hakkında bilgi alalım. Faaliyet konularını öğrenelim. Hem de bakalım nasıl üretiliyor, nasıl ürünler geliştiriliyor. Bunları sizlerle birlikte görelim. Tarım Teknolojileri programı devam ediyor. Evet, şu anda firmanın üretim tesisindeyiz ve sizlerle birlikte firmayı tanıyacağız. Yetkili ağızlardan firmanın faaliyet konularını ve geçmişi hakkında bilgi alacağız. Firma çalışanlarım Volkan Emir. Kendim bildiğim bir şirketin içindeyiz. Babalan Kalma firmamız. Babalan Kalma derken de 1947 yılında tamircilikle başlamış. 54 yılında resmiyete dönmüş. 65 yıllık bir firma aşağı yukarı. 3 kardeş çalışıyoruz şu anda. Tamircilikten başlıyor. Yedek parçaya giriyor. Abim geliyor, abim de bir şeyler katıyor. Diğer abim geliyor, bir şeyler katıyor ve ben sonra geliyorum. Şu an kendi fabrika. Şu an çapamayı süt makinesi imalat yapan, Türkiye'nin önde gelen firmaların bir tanesiyiz. 15 yıl önce çapa ve süt makinesi üretime başladık. Günümüze kadar geldik şu an. Türkiye'nin korkulu firmalarından bir tanesiyiz. Korkulan firmalarından bir tanesiyiz. Yıllık kapasitemiz yaklaşık olarak 2500 civarında çapa makinesi üretiyoruz. Ve bunun yanında 3000-4000 yakın süt makinesi üretiyoruz. Türkiye pazarı, yurt dışı pazarına bakıp çalışıyoruz. Türk malın kalitesini dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Özellikle Hatay gibi bir yerden çıkıp da Türkiye ve dünyaya Türk malını yaymak kolay değil. Ve biz zoru başarıyoruz. Türkiye'ye ilk başta toptan başladığımız önce Hatay'dan başladık. Daha sonra yavaş yavaş Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'e doğru çıktık. Şu anda yaklaşık olarak 70'e yakın bayimiz var. Her bayimizin kendi servisi var. Elimizden geldikçe son kullanıcıya aynı şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yedek parça olsun, servis olsun, ürün olsun. Malatya bölgesi, Karadeniz bölgesi, Akdeniz. Bu bölgelerdeyiz. Yoğun bir şekilde Emirsan kullanıyor çiftçilerimiz. Artık Emirsan markalaştı da. Yılların vermiş, 15 yılın vermiş olduğu bir üretim var, bir isim vardı. Tabii sizlerin de reklamı çok büyük, önemliydi bizim için. Şu anda köylümüz Emirsan biliyor. Çok rahat Emirsan kullanabiliyor. Yavaş yavaş daha da hızlı gidiyoruz piyasaya. Biz genellikle 1 ile 40 ineği olan çiftçiye hitap ediyoruz. Ufak üreticiye. Tek sağımdan 4 sağıma kadar
modellerimiz var. Tabii bunun yanında 6'da 10'u da kuruyoruz ama genellikle bizimki 4'e kadar. Yani küçük besiciler için. Tabii hep iyi şeyler söylemiyorlar. Bunun yanında hatalarımızı söylüyorlar ve düzeltiyoruz. Ama şu an kadar hep iyi sonuçlar aldık. Bayağı iyi sonuçlar. Yani iyi şeyler söyleniyor artık makine hakkında. Evet, Emirsan iyi bir makine. Teşekkür ediyor çiftçiler. Hayvancılar. Ve onların söylemiş olduğu, onların istemiş olduğu değişiklikleri yaptığımız için biz onlara daha uygun makine olduğu için daha çok tercih ediyorlar. Süt makine ve çap makinesi oturmuş durumdayız şu anda. Tabii bunun yanında sıkı bir dönemden geçti. 2016 kötü bir zamandı zaten. Ama 2017 iyi olacağını düşünüyoruz. Bu yanında ilaçlama makineleri, yem karma, büyük yem karmalardan bahsediyoruz. Ve birkaç tane daha üretime gireceğiz. 2017 daha hızlı bir şekilde, daha yeni ürünlerle daha güçlü bir şekilde girmeyi düşünüyoruz. Yeni bir ürünümüz var, çay içmemiz. Türkiye'de tek üreten biziz. Türk malı çay içmeyi şu an Türkiye'de tanıtacağız kısmı ise. Şu an deneme süresi aşamasında. 2 ay sonra piyasaya sunacağız. Tam denemeler bittikten sonra, sağlamına emin olduktan sonra. İnşallah çay içmeye de çok inançlıyız, çok iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz. Türkiye pazarı, yurt dışı pazarı için. Süt makinesine her gün bir şeyler daha katmaya çalışıyoruz. Mesela otomatik yaptık, yıkamalı yaptık, kendinden yürüyen yaptık. Ama çiftçi şunu istiyor. En uygun fiyata iyi makine almak. Bizde her türlü model var. Şu an dörtlü otomatiğimiz var mesela. Aynı anda dört yeni sen otomatik yıkama makinesi, otomatik süt makinesi. Süt makinesinde köylünün dediğim gibi kullanıcının istediğine göre biz değiştiriyoruz makinemizi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, uymaya çalışıyoruz. Makinemizin devlet desteği var zaten. Ziraat Bankası'ndan 5 yıl ödemesi var. Kredi çekme imkanları var. Destek olarak Emirsan desteği var. Kredi kartını taksit yapabiliyoruz. Ziraat Bankası'nın desteği. İl Tarım'ın, Tarım Müdürlüğü'nün vermiş olduğu destekler. Hibe projelerine yararlanabiliyor. Bütün evraklarımız tam olduğu için çiftçimiz nasıl almak istiyorsa o şekilde alabiliyor yani. Emirsan'ı tercih etmenizin en güzel sebeplerinden bir tanesi. İşi bilen insanlarız. Tamirattan geldik. Üretime. Malzemenin ne olduğunu biliyoruz. Yaptığımız ürünün ne olduğunu biliyoruz. Kalitemizi biliyoruz. 7-24 saat bayilerimizle beraber hep beraber çiftçinin peşine koşuyoruz. Mutlu olmaları için. Evet, şimdi sizlerle birlikte tek başlı, tek güğümlü süt sağan makinesini inceleyeceğiz. Firmanın üretmiş olduğu bir model bu. Ürünün adı Vomex ve bu model tek başlı ve tek güğümlü. Bunun farklı modelleri de mevcut. Çift başlı, çift güğümlü, çift başlı, tek güğümlü gibi modelleri de mevcut. Şöyle genel olarak bakacak olursak burada gördüğünüz gibi baş kısmı mevcut. 4 tane her bir memeye gelecek başlıklar var. Bunları memeye takıyorsunuz. Makine elektrikle çalışıyor. 220 volt elektrikle birlikte çalıştırabilirsiniz. Bunları memeye taktıktan sonra makineyi çalıştırıyorsunuz ve süt sağma işleminizi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. 30 litrelik bir güğüm mevcut burada. Bu güğüm krom. Aynı zamanda alüminyum olanı da var. Ancak genellikle tercih edilen krom güğümler. Hemen makinenin burada ön kısmında beyin denilen bölüm var. Bu sütün hayvandan alınırken basıncını ayarlıyor. Burada da hemen zaten basınç saatini görebilirsiniz. Buradaki saat vasıtasıyla bunu kontrol edebilirsiniz. Ve süt sağma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Burada motor kısmı var. Hemen altta tank var. Bu tank burada hava kazanı ve hemen yanında yağ tankı var. Yani makine yağlı makine. Bu ne için? Bir de kuru makineler var. Bunlar daha sesli çalışan makineler ve sağım işlemini yaparken çıkarttığı ses hayvanları korkutuyor, ürkütüyor ve sağım işleminde hayvanın çok da rahat durmasının önüne geçiyor. Ancak yağlı makinelerde daha sessiz bir çalışma olduğu için hayvanlar çok da fazla etkilenmiyor. Rahat bir şekilde sağım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda tekerlekli bu model ve işletmeniz içerisinde çok rahat bir şekilde hareket ettirip hayvanlarınızı sağım bölümlerinde sağımını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte uygulamalı olarak görelim, bir sağım işlemini gerçekleştirelim. Bakalım nasıl çalışıyor makine, ekranlarınıza getirerek sizlerle birlikte bakalım nasıl çalışıyor, inceleyelim. Evet, şu anda makineyi çalıştırdık ve hayvanın memelerine makinenin başlıklarını bağlayacağız. Süt sağım işlemini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda hayvanın önünde bir yem bulunuyor. Hayvan bu yemi yerken süt sağım sırasında rahat bir şekilde durması için oraya bir yem boşaltıldı. Hayvan orada yemini yerken biz burada süt sağım işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet, görüyorsunuz şu anda süt sağımı başladı.
boruların içerisinden direkt güğümün içerisine bir aktarım sağlanıyor. Makinenin sesinden bahsetmiştik. Çok fazla ses çıkarmıyor ve şu anda hayvana hiçbir rahatsızlık verecek bir durum söz konusu değil. Gayet başarılı bir şekilde sağım işlemi gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi süt aktarımı direkt güğümün içerisine sağlanıyor. Çok rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Herhangi bir hayvanı rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Hayvan gayet orada rahat bir şekilde yemini yerken siz de burada makine sayesinde süt sağım işleminizi başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bir hayvanın, tabii hayvandan hayvana göre değişiyor, günlük süt verimini hesaba katarak en fazla 5 dakika içerisinde, yani o kadar bile bulmayacağını düşünüyorum, ancak en fazla 5 dakika içerisinde bu makine sayesinde bir hayvanı çok rahat bir şekilde sağabilirsiniz. Sağım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güğümden bahsetmiştik. Bu krom güğüm. Krom güğüm, neden krom güğüm? Çünkü hem sağlık açısından hem de sütün kalitesi açısından genellikle krom güğümler tercih ediliyor. Yağlı olduğundan bahsetmiştik motorun. Hemen ön tarafta yağ tankı var. Oradaki yağ sayesinde diğer kuru modellere göre motorun daha sessiz çalışması sağlanıyor. Ve bu da çıkardığı sesin hayvanı rahatsız etmemesinin önüne geçmiş durumda. Şu anda süt sağım işlemi başarıyla gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi beyin, burada göstermiş olduğum öndeki beyin kısmından da bir boru gidiyor ve o hayvandan sağlanan sütün nasıl bir basınçla sağlayacağını belirliyor. Buradaki önemli olan nokta hayvanı rahatsız etmeden bir sağımın gerçekleşmesi ve orada bulunan beyin bu basıncı ayarlayarak hayvanı çok da rahatsız etmeyecek bir şekilde sağım işlemini gerçekleştirmeyi sağlıyor. Oradan gönderilen hava sayesinde basınç oluşturularak süt hayvanın memesinden alınıyor ve güğümün içerisine aktarımı sağlanıyor. Aslına baktığınız zaman tekerleği olan, yani mobil diyebileceğimiz bir süt sağım makinesi. Bunu işletmenizde istediğiniz yere götürerek, gördüğünüz gibi çekerek çok rahat bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bu gerçekten çok büyük bir kolaylık. Bir hayvanın sağımını gerçekleştirdikten sonra işletmenizde bulunan diğer hayvanların da sağımını gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada ön kısımda gördüğünüz gibi basınç göstergesi de mevcut. Bu basınç göstergesi üzerinden sütün nasıl bir basınçla sağladığını takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ortalama olarak 0.5 civarında değerinde kalıyor. Buradan takip edebilirsiniz. Ona göre sağımın basıncını ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada açma kapama tuşu mevcut motorun hemen üzerinde. Zaten burada prize giden kabloyu görüyorsunuz. Elektrikle çalışıyor. 220 voltluk elektrikle makineyi çalıştırıyorsunuz. Ve buradaki açma kapama tuşuyla da makinenizi çalıştırıp hayvanınızı sağabiliyorsunuz. Evet, şu anda sağım işlemi bitti. Başlıklardaki havayı alıyoruz. Hemen başlığın üzerindeki pim sayesinde pimi çevirip içeriye doğru bastırarak gördüğünüz gibi şu şekilde makine içerisinde kalan havayı da alabiliyorsunuz. Şu anda sağım işlemimiz tamamlandı. Süt güğümün içerisine aktarıldı. Ve çok rahat bir şekilde başta dediğim gibi 5 dakikayı bile bulmadan hayvanın sağımını gerçekleştirdik. Ve bunu çok rahat bir şekilde gerçekleştirdik. Bu şekilde işlemimizi tamamlamış olduk. Bu haftaki Tarım Teknolojileri programının sonuna geldik. Sizlerle birlikte bu haftaki bölümde hayvancılık işletmelerinin olmazsa olmazı bir makineyi, süt sağım makinesini ekranlarınıza getirdik. Bir sonraki hafta farklı bir ürünle, farklı bir makineyle tekrardan karşınızda olacağız. Her pazartesi saat 20.30'da Tarım Teknolojileri programı yeni bölümüyle sizlerin ekranlarınızda olacak. Bizleri Bereket Televizyonu ekranlarından takip ettiğiniz gibi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız. Hemen ekranın sağ alt köşesinde Facebook ve Instagram'daki Tarım Teknolojileri TV kullanıcı adımızla bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden bizlerle iletişime geçebilir, önerilerinizi, fikirlerinizi ve eleştirilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Evet, bir sonraki Tarım Teknolojileri programında görüşmek üzere, hoşça kalın.